Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz elektrikli bisiklet tekeridir, motorudur. Modifiye edilmiştir. Çıkışları şurada gördüğünüz gibi 3 faz olarak alternatif akım çıkmaktadır. Bu 3 faz şurada gördüğünüz çiftlik köprü diyot devresine girmiştir ve artı eksi olarak doğru akım olarak çıkar. Ve şu gördüğünüz panoyu da ben özel hazırladım. Bu gördüğünüz ampuller özel ampullerdir. Yat ampullerdir veya başka sistemlerde kullanılan özel ampullerdir. Şöyle kutusunu göstereyim. Bakın 60 watt 24 volt. Şöyle görüyorsunuz. Ve diğerini de göstereyim. 40 watt 24 volt. Bakın. Bunlar özel aldığım ampullere yaptım. Şu gördüğünüz 60 watt, 5 tane 60 watt, 5 tane 60 watt üzerlerine yazdım siz görün diye. Şu üçüncü sırada ise 2 tane 60 watt var, 3 tane de 40 watt var. Yani toplam 840 watt yapmaktadır. Şu 3 sıra 840 watt. Şu sırayı yakmayacağım. Şimdi göreceksiniz ve aynı zamanda bu alternatöre ben şöyle bir bant yapıştırdım. Ölçmede yanıltma olmasın diye. Şurada da gördüğünüz gibi fosforlu bir bant vardır. Bunu da takometre ile kaç devirde kaç volt verdiğini sizlere göstereceğim. Tabii bunu göstermek için bir başka 1,1 kW'lik monofaze motorla döndüreceğim. Ve sizlere bu alternatör ile birlikte şu 12 voltluk şarj konjektördür. Yani akü şarj cihazıdır. İsterseniz tabii 12 voltluk sistemlerde bu ancak kullanılır. Bunu gönderebilirim. Şu anda gördüğünüz 24 voltluk sistemdir. Bunları ben 24 voltları paralel bağladım. Şu 3 sıra paralel bağladım ve ölçü aletini de bağladım. Şimdi kaç devirde ne kadar volt vereceğini göstereceğim. Evet, şimdi fişe sokuyoruz. Evet. Hemen çalıştı. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Bakın voltaja. 26 volt. Evet. 26,4. Şu anda şu da yanıyor. Evet, bunu çıkardım. 27,1. Kaç devirde 27,1 volt verdiğini görelim. Devirde. Evet, 456 devirde. 456 devirde 27,1 volt verdiğini gördük. Bununla rüzgar türbünü, su türbünü gibi sistemlerde kullanabilirsiniz. Daha sonra da 12 volt ve 48 voltluk video çekimleri de yapacağım. Onları da size takdim edeceğim. Teşekkür ediyorum.